Güzel bir son dakika gelişmesinden herkese merhabalar. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ'ın uzun zamandan beri üzerinde çalıştığı TFX yani Milli Muharip Uçak geçtiğimiz gün 17 Mart tarihinde hangardan çıktı ve bütün dünyanın gözü önünde ilk taksi testlerini yaptı. Aslında 18 Mart tarihinde bir hangardan çıkış töreni bekleniyordu. Fakat bildiğiniz gibi geçtiğimiz ay çok üzücü bir deprem felaketi yaşadık. Bu yüzden de bütün törenler ertelendi. Fakat TUSAŞ Başkanı Temel Kotil 18 Mart tarihi için bütün ülkeye söz vermişti. Ve sözünü tutabilmek için geçtiğimiz gün bu uçağın taksi testleri tüm dünyaya yayınlandı. Milli Muharip Uçak Programı 2010 yılında Hürjet'le beraber başlamıştı. 2014 yılına geldiğimizde kavramsal çalışmalar bitti. Ki benim bu süreçle alakalı detaylı hazırladığım videolarım var. Bir tanesinin linkini yukarıya bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Milli Muharip Uçağın birebir ölçekli ilk maketini ise 2019 yılında bütün dünya ile beraber Paris Havacılık Fuarı'na gördük. 2021 yılına gelindiğinde TUSAŞ tesislerinde parça üretimi başladı. Ve geçtiğimiz 2022 yılında Milli Muharip Uçağın yavaş yavaş şekillenmeye başladığını hep beraber izledik. Ve dün yani 17 Mart tarihinde Türkiye'nin ilk jet muharip savaş uçağı TFX ya da MMU'yu tekerlekleri üzerinde dışarıda ve motorları çalışır halde gördük. Ve Türkiye'deki bütün gözler bir anda uçağa kilitlendi. Ben görsellere baktığım zaman 2019 yılında tanıtılan prototiple aralarında ciddi farklar olduğunu gördüm. Mesela 2019 yılında gösterilen makette uçağın gövdesi biraz daha inceyken şimdi biraz daha kalınlaşmış. Bunun dışında 2019'dan 2023'e kadar uçağın öndeki hava girişlerinde ise bazı fiziksel değişiklikler olmuş. Kokpit ve burun kısmında ise önemli modifikasyonlar yapılmış. Dürüst olmak gerekirse ben kokpiti biraz fazla yukarı ve biraz küçük gördüm. Bu çok büyük ihtimalle fotoğrafın çekilme açısıyla alakalı ilerleyen zamanlarda daha net bir şekilde görünme fırsatımız olacak. Bunun dışında bazı ufak tefek fiziksel değişiklikler de olmuş. Ama genel anlamda dürüst olmak gerekirse karşımızda son derece ham bir prototip var diyebiliriz. Ki bu da zaten son derece normal. Çünkü bu tarz uçakların ilk ortaya çıkan versiyonuyla seri üretim versiyonları birbirlerine hiç benzemezler. Mesela F-22 Raptor'ın prototip modeli olan YF-22 gerçekten de çok başka bir uçaktı. Aynı şey F-35 için de geçerli. F-35'in seri üretim modeliyle prototip modeli arasında gerçekten çok ciddi fiziksel farklılıklar var. O yüzden bu uçağın bu haliyle kalmayacağını rahat bir şekilde söyleyebilirim. İlerleyen aşamalarda bu uçakta çok ciddi fiziksel değişiklikler geçirecek. Ama ben genel anlamda uçağı beğendiğimi söyleyebilirim. Fakat benim bu noktada bir eleştirim olacak. Proje çok hızlı ilerliyor çünkü ilk uçuş için 2023 yılının son ayları işaret ediliyor. Ve şunu çok da rahat bir şekilde söylüyorum. Umarım bu endişelerinde haksız çıkarım. Bunun dışında ilk gösterimi alakalı bir eleştirim olacak. Tamam geçtiğimiz ay gerçekten çok üzücü bir felaket yaşadık kabul ediyoruz. Yaralarımızı hala sarmaya devam ediyoruz. Ve haklısınız böyle bir zamanda eğlenceli bir kutlama yapılmak istenmemiş olabilir. Ama Türkiye'nin yıllardan beri beklediği milyonların hasret kaldığı ilk milli muhalif savaş uçağı da bu kadar sessiz sedasız bu kadar kaçamak tanıtılmamalıydı. Yani dürüst olmak gerekirse içinde bulunduğumuz bu özel zamanla çelişmeyecek bir lansman da yapılabilirdi. Bu nedenle ben bunun resmi bir lansman olduğunu kabul etmiyorum. Çok büyük ihtimalle ilerleyen aylarda MMU hakkına yarışır bir şekilde tanıtılacak, bütün dünyaya lanse edilecek. Benim şimdi söyleyeceklerim bu kadar ama hiç merak etmeyin ilerleyen aylarda çok daha detaylı, çok daha kapsamlı videolar yapacağım. Siz ne düşünüyorsunuz? Prototipi beğendiniz mi, beğenmediniz mi? eleştiriniz neler? Lütfen hepsini yorumlar kısmında paylaşın. Neyse ben daha fazla uzatmıyorum. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi çalışanlarını buradan tekrar tekrar tebrik ediyorum. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize mavi ekransız günler diliyorum.